Merhabalar, iyi pazarlar. Artı TV'de Levent Üzümcü ile Artı Sanat'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz oyuncu Seyhan Arman. Seyhan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi görüyorum seni. İyiyim, evet. Peki, sen ne yaptın? Yani o Mart'tan beri, o pandemiden, 12 Mart mıydı, kaçtı, 13 Mart mıydı? Bir anda her şey kapandı ve sonra ne yaptın? Yani ben biraz rahat bir insanım galiba. pandemi çıktığında böyle bir şey oldu. Maddi olarak büyük bir borcum vardı. Tam onu ödedim. Tam böyle ya ben bir tatili hak ettim, bir Amerika yapayım diye para biriktiriyordum falan. Ay ortasında şey olunca, pandemi patlayınca beraber çalıştığım insanlar var. Herkese maaşını ödedim. Baktım parasız kaldım. Hemen gidip kredi çektim. Hemen parayı çektim. Böyle savaş çıkmış gibi. Dedim ki ne olur ne olmaz. Hani bir ekmeği 500 liraya satarlar. Eve böyle stok yaptım. Kapandım. Zaten çok yoğun çalışıyordum o dönemde. Hı hı. Böyle 2-3 ay hiç umursamadım. Takip ettim olayları. Ha olabilir. Bu nasıl bir şey ya falan diye böyle baktım. Sonra Broadway şovları iptal olunca dedin ki durum galiba ciddi. Burada ciddi bir şey var dedim ve bir süre işte evde oturdum. Sonra online işler falan yaptık. Hı hı. Böyle herkes bir yayınlar, bir şeyler. Maddi olarak da para kazanacağım işler de denk geldi açıkçası. Sonraki yazında bir çalıştım. Ondan sonra bir daha kapandı saatler falan derken. Çok beni etkilemedi açıkçası. Çok umursadığım söylenemez. Dikkat ettim. İşte kurallara uydum. Ne bileyim evimden mümkünse çıkmadım. İlk günler poşetleri yıkadım falan. Tabii öyle dinlikler yapıldı değil mi? Aynen öyle. Sonrasında tabii, tabii. Çok şey olmadı. Beni çok zorlamadı açıkçası. Yani zorladı desem yalan söylerim. Gittim birkaç kere kredi çektim. Ya ben bunu nasıl olsa öderim falan diye. Vallahi iyi cesaret. Evet. Yani normalde ben böyle çok borca takılı, yani takıntılı bir insanım. Asla borç falan istemem. Ama şey dedim. Yani şu anda önemli olan benim rahatım. Hmm. Hani ne yapabiliriz falan. Aman dedim gerekirse evi satarız bir şey. Oho, vallahi öyle. İddialar büyük. Evet ve evet, çok şey yaptım. Rahat oldum. Hiç umursamadım ya. Yani vallahi helal olsun sana. Ben o kadar şey yaptım ki böyle küçüldüm ki, hayatımı küçülttüm ki kendi küçük hayatımdan korktum sonra. Bu kadar küçülmemeli miyim acaba diye. Ben de küçüldüm canım. Onun şey yaptık yani işte X markalı ürünleri hiç almazken almaya başladık falan. Tabii ki biraz daha yok işte kıyafet almadık bilmem ne yapmadık ama sonuç olarak şey var, insanın belirli bir standardı var ve para kazanmayınca giden parayı o zaman fark ediyorsun. Bir dakika ben niye bu kadar masraf yapıyormuşum diyorsun. Öyle şeyler oldu, biraz küçüldüm ama nereye kadar küçülebilirsin? Sorumlulukların var, ödemen gereken şeyler var, yapman gereken işler var falan. O yüzden vallahi krediyle geçindim. Hiç hayatımda da ilk defa bu kadar kredi çektim. Bir de ben üstüne gittim araba aldım. Şahane ya şahane. Başka bir sen bayağı bungee jumping yapmışsın. gayet öyle oldu. Çünkü bir de param varken herkes beni zorlardı. Araba alsana falan. Yok ya İstanbul trafiğinde dedim. Ama iyi ki almışım çünkü pandemi de beni çok kotardı. Hı-hı. Bir sürü yere gezdim ettim. Yani hiç kimseyle temas etmeden atıyorum 15-20 günlük tatiller yaptım. Daha doğada bilmem ne. Yaşıyorsun ya böyle, şu hayatı. Evet. Öyle oldu o yüzden kötü geçmedi benim için pandemi. Tebrik ederim seni vallahi. Üstesinden çok güzel gelmişsin. Evet. Peki öyle. O kredileri arabanın borcunu falan ödeyebiliyor musun şimdi? Şimdi işte öyle yapıyorum. Yani hemen hemen her gün çalışıyorum. Gelen bütün işleri kabul ediyorum neredeyse. Belirli triplerimi bıraktım. Hayata bakışımız değişti aslında. Yani çok basit. Ben önceden işte şov yaptığım yerde hep headset isterim. Çünkü elim kolum rahat olsun. Ne yapacağımı bilmiyorum. İnteraktif bir şov diye. Hep de bununla ilgili sorun yaşıyorum. Artık bıraktım. Dedim ki niye kendimi yoruyorum? Tamam telsiz mikrofon. Şimdi şey oluyor artık. Headsetimiz var istemiyorum. Telsiz istiyorum diyorum. Hatta böyle 2-3 metre kablolu mikrofon oluyor bazen. Denk geliyor çünkü ekstra yapıyorum bir sürü. Hı-hı. Gerçekten kendimi yormuyorum artık. Eskiden delirirdim çünkü seyirciyi çok önemseyen bir yapım var. Yani insanlar evet kafası güzel, alkollü ortam falan ama ben böyle sanki çok büyük bir sanat olayı yapıyormuşum gibi davranıp çok ciddiye alıyordum. Şimdi şey yapmıyorum. 3 metre kablo mu var? Zaten anlık şakalar yapıyorum. Yani bu su bardağı üstünden bir şaka tutturduysam bütün gece gidiyor. 3 metrelik kablo ile ilgili şaka yapıyorum. 1-1,5 saatlik bir sahnem oluyor. Yürüyüp gidiyorum. Yani böyle bir rahat insan oldum ben pandemiden. Vallahi bravo, çok güzelmiş. Sana pozitif etkisi olmuş aynı evet, zamanda. Evet biraz. Bankalara ve sana. Peki ne demek küründen kabare?
Küründen kabarık. Küründen aslında LGBTİ artıların kullandığı jargonda yalandan demek. Evet, yalandan, sahte. Madiden. Madiden. Yani bir sürü anlamı olan bir şey ve ben böyle yıllardır abidik gubidik isimler takmayı çok severim. Mesela yıllar önce böyle 15-16 yaşımdayken de yine tıpatıp şov yapıyordum. O zaman Gullüm Show koymuştum. Hatta şimdi Fehmi kullanıyor, artık o markalaştırdı. Ben tabii kullanmıyorum. Hep böyle Romence isimlerin olduğu şeyler kullanmayı seviyorum. Bir de bir trans kadın hikayesini anlatıyorum. Aslında çok büyük ön yargım vardı. Asla böyle bir şey yapmayacağım. Hani bir trans kadın olarak benden bunu bekliyorlar. Çıkıp hikayemi anlatacağım. Anlatmayacağım diyordum. Niye böyle bir hapishane ölmüşsün kendine? Ya işte yani? Benden bekleneleni yapmayı çok sevmiyorum ben. Çünkü şöyle bir durum olmuştu özellikle o dönemde. Trans kadın oyuncular sadece bu kadardır. Çıkar hikayesini anlatar. Bana da işte böyle tecavüz ettiler. Ben de bunları yaşadım. Bak ne kadar da zavallıyım diyeceksin. Seyirci de aman buna ağlayacak, alkışacak falan. Böyle bir ön yargım vardı açıkçası. Ve tek kişilik bir oyun yapmaya ihtiyacım vardı. Çünkü başka ekiplerle iş yapamıyorum. İşte bu yaptığım şov mevzuundan, Mademoiselle Coco'dan dolayı. Aslında tiyatroda iş yapmam gereken zamanlarda çalışıyorum. Doğal olarak oradan para kazandım. Çünkü kendi keyfime göre zamanlarda. Mesela Küründen Kabare ilk önce pazartesileri oynuyordum. Sonra perşembeleri gibi. Daha ölü sayılabilecek günlerde oynayabilmek için şey yaptım. Tek kişilik. Neyse ben böyle çok büyük beklentilerdeyim. Bir şeyler arıyorum falan. Engin Alkan bana şey dedi, tam yeter anladık. Hani sen de ne yapıyorsan yap bir görelim. Beklentini de bu kadar yükseltme. Yapamıyorsan da yapamıyor. Görelim yani ne yapacağını dedi. Ve ben cebimdekini çıkardım. Cebimden de Küründen Kabare çıktı. Yani baktım ki yazıyorum. Sonra onu da ciddiye aldım. Tamam ya, ben madem bir trans kadın hikayesini anlatacağım. Şu ana kadar ne yapılmadı tiyatroda diye düşündüm. Çünkü benzer hikayeler oldu. Benim oyunu oynamaya başladığımda bir 10 yıllık süreçte galiba hemen hemen bütün oyuncular trans karakter oynadılar. Hemen hemen hepsi ödüller aldı. Hepsi çok beğenildi falan. Hani iyi kötü bir sürü çıta vardı ama nedense şeydir. Sorarlar ya erkek oyunculara, eşcinsel rol oynar mısın gibi, trans kadın oynamak bir marifetmiş gibi, o peruğu takmak falan, öyle bir değerlendirildiği dönem. Dedim ki ben o zaman biraz yapılmayanı yapayım. Çünkü benzer hikayeler, benzer sonlar ve ben ajitasyonu gerçekten sevmiyorum. Ha, seyirci bekler diye bir iki yerde bilinçli ajite ettiğimiz durumlar oldu. Ama genel itibariyle ironik dili olan, hiç oradan bakmayan, seyirciye mümkünse başka pencere açan ama bir yanıyla da çok gerçek. Hani başka pencere açacağız diye yalandan da bir şey anlatmıyoruz. Bir kere finali başka, hiç yapılmamış bir şey gibi. Öyle bir iş yaptık. Hani Küründen Kabare mevzuda bilmiyorum niye öyle bir isim koyduğumu açıkçası. Herhalde süreç içerisinde birazcık öyle gelişti. Çünkü oyun içerisinde de hep böyle bazı şeyler Küründen. Benim böyle genel itibariyle maske takmaya, yani hepimizin yaptığı roller anlamında takıntım var. Biraz Seyhan'ın yansımaları var o oyunda. Çünkü ben yazar değilim ve kendim böyle bir şey yazdıysam kendi bakış açıma göre açıkçası yazdım. Bir takım işlerin Küründen olması, yani hanımefendi rolü oynuyor olmamız. İşte bir saniye, ben tiyatrocuyum, bu kimlikle davranmalıyım, ağır ceza hakimiyim falan gibi. Ben bunu ana akım eğlencenin içinde de görüyorum. Geliyor işte 200-300 tane seyircim oluyor, çıkıyorum. Herkes böyle statüsüyle oturuyor. Ya diyorum bir dakika, tamam anladık. Öğretmensiniz galiba diyorum. Dalga geçiyorum hatta seyirciyle. Onu bir kenara koy. Tamam anladık, aile babası. Kenara koy. Eğleneceğiz şimdi, burada başka bir şey yapacağız diye. Onlara biraz takıntılı olduğum için o Küründen mevzu galiba oradan çıktı. Çok böyle düşünmedim üstüne açıkçası. Peki bir şey soracağım. Dedin ki şimdi işte hani hangi iş olsa gidiyorum, mutlaka yapıyorum. İşte artık bütün şeylerimi kendime koyduğum duvarları da yıktım. Kendi ördüğüm duvarları da yıktın. Şu an Küründen Kabare'yi oynamıyorsun. Oynamıyorum. Ama gittiğin yerlerde ne yapıyorsun? Ben şimdi iki tane şeyim var. Bir oyun oynuyorum. Yani tiyatro yapıyorum.
Bir tiyatroda da çalışıyorum, Dada Salam Kabare'de. Hı hı. Oradaki oyunların ön programını yapıyorum. Ama bunların hepsini ve eğlencede, yani ana akım eğlencede bir drag queen karakterim var. Matmazel Coco. Hı hı. Daha çok onunla iş yapıyorum. Şu anda Coco'yla haftada 5-6 gün şeydeyim, sahnedeyim. O yüzden aslında Kürünen Kabare'ye zamanım yok. Bir yanından da çok uzun süredir de oynamıyorum oyunu. Ve Kürünen Kabare'yle ilgili benim beklentim çok yüksek. Yani ben mesela atıyorum 50 küsür oyun oynadım. Bu işte bir şehir tiyatrolar oyuncusu için çok değil ama özel tiyatroda birisi için 50 küsür oyun oynamak bir şey. Ve hepsinde mutlaka ezber provası aldım. Hepsinde. Hatta ben bir gün böyle alamayacaktım. Engin Bey'i aradım. Dedim ki hocam ben şu an ezber provası alamıyorum. İşte bilmem ne yapmalıyım falan. Manyak mısın? Niye ezber provası alıyorsun? Sen yazdın. Her hafta oynuyorsun, haftada iki kere oynuyorsun. Zaten biliyorsundur. Yani böyle bir takıntım var. O da tamamen oyunun bir trans kadının hikayesini anlatıyor olması. Hı hı. Başka bir şey olsa, mesela Matmazel Coco'da da belirli triplerim vardı. Bir sürüsünü bıraktım. Küründen Kabare'de bırakmıyorum. 50 oyunun 50'sinde de aynı cümlede aynı noktaya baktım. Aynı şekilde oynadım. Tiyatroda şöyle bir şey de hissediyorum. Ben Engin Bey'in çok asistanlığını yaptım bazı oyunlarında. Ve oyunlar değişiyordu. Değişen oyunlarda oyuncuların oyunu değiştirmesi bana saygısızlık gibi geliyor bir yandan. Bir yandan da profesyonel gelmiyor. Yani şuradan tabii ki ufak tefek değişiklikler yapıyorsun oyunu götürebilmek için ama yani bir bakıyorsun kurduğun şey bambaşka bir yerde. Biz bu oyunu çalışırken hatırlıyorum bir tane cümle için bile günlerce üstüne tartışıyoruz. Dramaturg bir şey söylüyor, yönetmen bilmem, araştırıyoruz, bakıyoruz. Sonra ben bir oyuncu olarak bunu değiştirme hakkını kendimde bulmuyorum. Yani o kadar kolay değiştirebilecek olsam o zaman neden provalarda bu kadar bunu şey yapıyoruz? Ya da o duyguları oraya neden öyle ekiyoruz? Ve ben Kürünen Kabare'de bunu yapmaya çalıştım. Birinci oyunu izlediğinde seyirci ne oynuyorduysam 100. oyunda da aynısını oynamak istedim. Tabii ki daha rahatladım. Gergin olduğum şeyler vardı falan ama aşırı önemsediğim için, bu bir negatif bir şey bu arada, şey yapıyorum, şu anda korkuyorum. Çok seyircim var, her gün soruyorlar. İki tane tiyatro ile görüşüyorum ve ülkedeki önemli tiyatrolardan, hani bazen onların kapısından geçmek bile bir şeydir. İstiyorlar da oyunumu. Prova yapmaya korkuyorum, şimdi tekrardan yapabilir miyim, eksilmiş midir, o mudur, bu mudur, zaman ayırabilir miyim diye. Böyle bir korkum var. Ve biraz da açıkçası bu pandeminin etkisi işte. Rahatlama, kendimi yormama, böyle bir strese girmeme hali üzerinden galiba şu an yapmıyorum oyunu. Çünkü onu çıkarırken şey diye düşün, ben bunu ömür boyu oynayacağım. Hı hı. Ana akım tiyatroda tükendiğinde değiştireceğim. Belki dekorsuz bilmem ne, bir köy kahvesine gidip oynayacağım. Hı hı. Bir yere gittiğimde atıyorum Avrupa'da bir şehire gittim, bir şeye gezme, bir şey oldu. 30 kişiyi buldum, çıkıp oynayacağım dediğim bir şeydi. Ama şu an geldiğim noktada böyle oyun durmuş durumda, bilmiyorum ne olacak. Anladım. Peki yurt dışında da sergiledin sen bunu. Hı hı. Oradaki tepkiler nasıldı? Tepkiler çok değişmedi. Yani çok ilginç bu oyunda aynı gün, aynı ki yani ben oynuyorum, aynı anda bile farklı duygular hissettim seyirciden. Şimdi oyunu çıkarırken hep şöyle bir şeyim vardı. Yine sağ olsun bunu Engin Bey'in provalarında öğrendiğim, hı-hı, bir şeydi. Yani bu oyuna Levent Üzümcü geldiğinde de anlasın ne anlattığımı. İşte buradaki kameraman arkadaş geldiğinde de anlasın. Şurada limon satan amca gelirse de anlasın. Mutlaka hepsinin anlayacağı şeyler farklıdır. En kötü ihtimaliyle bir seyirlik keyfi olsun oyunun. Hiçbir şey anlamasa da oyunu izleyebilsin gibi bir yerden çıktım. Çünkü benim tiyatroda şey böyle, mesela bazen giderim çok kısa oyunlar ya da bana hiçbir şey anlatmayan oyunlar olur. Atıyorum kadın sorunları ile ilgili bir oyun, gidiyorum izliyorum, bitiyor oyun ve şu soruyu soruyorum. Ben bunu zaten biliyorum seyirci olarak. Sen bana ne anlattın? Hangi yola beni soktun? Nereden bakmamı sağladın? Ben o yüzden böyle olmasın. Gelen seyirci, çünkü İstanbul'da oyun izlemek yarım gün. Ve bir sürü para harcıyorsun. Sadece bilet parası değil. Gittiğin yerde bir kahve içiyorsun, yemek yiyorsun, taksiye biniyorsun. Çok emek sarf ediyor seyirci aslında. O yüzden geldiklerine değsin istediğim için gerçekten çok çabaladım. Ve dediğim gibi aynı günde bile farklı tepkiler oluyor. Ben mesela çok ajite olduğunu, çok
acılı olduğunu düşündüğüm bir sahne yazmıştım. Serpil oyunun karakteri. Hı hı. Küçük Serpil'in Allah'a yalvardığı bir sahne var. Allah'ım ne olur beni düzelt diye. Bu benim için çok acıklı bir yerde duruyor. Ve benim gerçek hikayemde de bu var. Ben Allah'a yalvarıyordum. Allah'ım ne olursun işte düzelt beni. Hani neyse problem bunu çöz. Ne bileyim uyuyayım uyanayım sabah uyandığımda işte memelerim çıksın, saçım uzasın, vajinem olsun. Gazeteciler gelsin beni çeksin. Bir gece de Allah tarafından kadın oldu yazsınlar. Ailem beni kabul etsin. Yani benim daha ilkokul çağlarındaki duam buydu. Ve bu benim için, belki ben yaşadığım için kendi travmamdan bilmiyorum ama yaşamasaydım da çok acıklı bir şeymiş gibi geliyor. Bir çocuğun Allah'a yalvarıp beni düzelt demesi. Ben bunu ilk oynadığımda şeyden seyircilerden kahkaha geldi. Dedim ki nasıl yani, şu an yanlış oynuyorum galiba diye düşündüm. Hani bir şeyi yanlış yapıyorum ve gülüyorlar, olamaz böyle bir şey diye. Ve kendimi seyirciye açtım oyunu oynarken, baktım gerçekten kahkahalarla gülen birisi var. Bir yandan düşünüyorum neye gülüyor şu anda diye. Yanında da başka bir kadın var, o da şoka girmiş. Onu görünce dedim ki seyircide problem var herhalde, bende yok deyip oyuna devam ettim. Bir süre daha böyle şeyler geldi. Sonra ben 10 ya da 15. oyunda anladım ki aslında tam istediğim de buydu, yapmak istediğim. Bütün seyirci kendi yaşanmışlıklarıyla meç ediyor oyunu. Oyunda şöyle bir sahne var. Bir müzik kutusu sahnesi var. Yine bir çocuğun müzik kutusunun olamamasını anlatıyorum. Benim karakterimin. Babası ona müzik kutusu almış. O sonra büyüdükten sonra kendisine müzik kutusu almış da işte bilmem ne. Böyle bir hikaye anlatıyor. Bir gün bir kadın geldi kocasıyla şeye, kulise. Ay dedi, ben dedi o sahnede çok ağladım dedi, müzik kutusu. Ben de herhalde onun da olmadı, böyle bir travması var diye düşündüm. Benim dedi oldu müzik kutum dedi. Niye ağladınız dedi. Babam almıştı bana onu dedi. Bilmiyorum, çok ağladım dedi. Yani ben bir çocuğun işte bir müzik kutusu olamamasını ve bunu sonra geldiği noktayı anlatıyorum. Onun olmuş. Yani o da başka bir yerden yakaladı demek ki. Oyunda tamamıyla her sahne böyle. Aynı günde bile tepkiler değişiyor. O yüzden Avrupa'da da oynadığımda da gayet net anladı insanlar. Geri dönüşler hep böyle oldu. Zaten oyunla ilgili aldığın övgülerden aslında anlıyorsun. Hı-hı. Belirli şeyleri var. İşte duygu geçişinden mesela bahsediyorlar. Bunu hani tiyatrocular söylüyor. Okey diyor ki ya duygu geçişlerin çok iyiydi bilmem ne. Ama ben böyle belediyeye birkaç iş yaptım. Hatta bir tanesine ön yargılı davrandım. Çıktım. Baktım böyle teyzeler, amcalar, dedim oyunu anlayacaklar mı acaba? Böyle oyunu oynamaya başladım. Ön tarafta bir amca oturuyor böyle. Onaylamaya başladı, böyle kafasını sallıyor. Çünkü oyunda hep böyle soru sorar gibi başlıyor. Soru sormuyor da anlatıyor. İşte öyle değil mi falanların hepsini onaylıyor falan. Bir süre sonra katıldı seyirci. Allah Allah dedim. Anlıyorlar şu anda falan. Oynadım. Oyundan hemen sonra da ben böyle fuayeye çıkarım. Çünkü ben sevdiğim bir oyun olduğunda o oyuncuyu görmeyi seviyorum. Diyorum ki beni de görmek isteyen insan varsa beklemesinler. Hani benim 20 dakika 25 dakika beklediğim oyunlar da oldu. Beklemesinler diye hemen böyle hazırlanıp çıkıyorum. Bu oyunda çıkmadım. Nasıl olsa bekleyen yoktur dedim. Bayağı bir yarım saat sonra çıktım. Baktım orada 7-8 tane teyze bekliyor. Aa falan yaptım. Bir de üzüldüm yani onları bekletmiş olduğum için. Ön yargım, hani hiç bekleyeceklerini düşünmüyordum falan. Hatta böyle o oyundan çıkan insanlar, böyle orada bazı trans kadınlar da vardı. Onlara şey yapmışlar, ünlü mü bu diye sormuşlar. Yani oyunu beğendiler. Çünkü belediye oyunu ya, tek kişilik olduğunu bilmiyorlar, kim oynuyor bilmiyorlar. Bedava oyuna gelmiş insanlar. Hani ünlüysem onaylayacaklar, evet oyun güzeldi falan diye. Dedim ki beklemiyorlardır. Geldiler böyle, bir tiyatro seyircisi değillerdi tabii ki ama benim Seyhan olduğumu bile belki bilmiyorlardı. Böyle başka bir duygusallıktan Serpil yavrum falan diye bana Allah karakterimle Allah seslenip sarıldılar. Dedim ki ya ben ön yargılı davranmışım, anlıyor insanlar. Ve sonrasında başka belediye oyunlarını oynadığımda hatta böyle semt semt şey yapıyoruz ya, yani sizde de öyledir işte. Ne bileyim Harbiye'de oynadım, Muhsin Ertuğrul'da oynadığında başkadır da. Seyirci başka. Evet tabii, başka seyirci yani. Öyle seyirciler olduğunda da bıraktım bu ön yargımı ve seyircinin orada kalmasına ve tepkisine baktım. Genel olarak o seyirci bile bana başka cümlelerle ama duygu geçişlerinden işte bahsediyor. Şarkıları beğeniyorlar. Ondan sonra kostümü çok beğeniyorlar. Kostüm çok basit bir, benim aslında sahne sihri, bu Drag Queen'lik mezunluğunda yaptığımız şey, çok küçük bir şey koydum. İnsanlar inanılmaz şaşırıyorlar.
çok böyle kısa sürede kostümün rengi değişiyor. Yani hani eteği indiriyorsun ve rengi değişiyor aslında gibi bir şey yapıyoruz. Böyle birkaç bir şey var ve aynı şey Avrupa'da da oldu, burada da oldu. Genelde tepkiler, olumlu tepkiler hep öyle. Olumsuz tepki gelmedi. Vardır muhakkak ama bana en direkt... En azından sana ulaşmadı. Evet, hani gelip de bu ne kardeşim diyen olmadı açıkçası. Peki Seyhan, Engin Alkan için ustam diyebilir misin? Yani keşke, kendimi layık görmüyorum, ciddi söylüyorum. Yani ben böyle çok birilerinin fanı falan değilimdir. Ama Engin Bey'in fanıyım. Ve şimdi Külünden Kabare benim için çok büyük bir ivme oldu. Hı-hı. Oyuncu olarak, çünkü ben bu oyunu çıkarırken diyordum ki ya bir seyircim var benim, birikti ve tiyatroda bir şey istiyorlar benden, yap bunu yapmalıyım diyordum. Ana akım tiyatroda kendimi ispat etmeliyim diyordum. Kendi kendime de bak ne güzel bir iş yaptım ya diyeceğim bir iş yapmak istiyordum ve yatırım da yaptım bununla ilgili. Oyunu çıkaracağım zaman bilmiyordum. Oyunu ben böyle çok güvensizdim açıkçası. İlk Engin Bey'e oynadım. Yani davet ettim. Ve Engin Bey'in şeyini biliyorum. Provaları izlerken ya ses kaydı alır ya da not alır adam. Bunu çok net biliyorum. Benim oyunu izlerken ses kaydım alıyordu, bir şey yapıyordu. Ben saatine bakıyor zannettim. Dedim ki eyvah, çok kötüyüm şu anda. Hızlandırdım oyunu bir şeyler. Oyun böyle bitti. Duygusallığımı o kadar açamıyordum o dönemde. Şu an daha çok açıyorum. Balık burcuyum ama çok ortaya çıkaramıyordum. Bana öyle güzel şeyler söyledi ki ağladım. Çok etkilendim. Yani bu kadar önemsediğim birisinin bana söylediği şeylerden. Sonra bir süre kendime güvenim olmadı oyunla ilgili. Bir süre sonra herkes aynı şeyi söylediği için, dönüşler öyle olduğu için ve benim prodüksiyonumda bir işin full oynamasından, bir sürü aslında bana kapanmış tiyatronun açılmasından, bir sürü insanın beni çok fazla övmesinden, hani ilgiye böyle çok şaşırmamdan falan, evet güzel bir işi yaptım dedim. Ve dönüp baktığımda yapmayı istediğim ve işlediğini düşündüğüm her şeyi ben Engin Alkan provalarında öğrendim. Yani 5 tane konservatuara gitmiş olsaydım onun provalarında öğrendiğim şeyi öğrenemezdim. Yani birileri Engin Bey'i sever sevmez başka bir şey. Ben mesleki olarak söylüyorum. Evet. Bu arada şöyle de bir durum var. Bu kadar disiplinli olmanın kökünde, ben onun nasıl çalıştığını çok iyi bildiğim için yıllardan beri birbirimizi biliriz. Aynı tiyatrodanız. sanıyorum dedim, o disiplin, böyle bir çalışma alışkanlığı muhtemelen ustasının Engin olması nedeniyle. Kesinlikle. Ya da onunla çalışmış, teşviki mesaisi nedeniyle. Ya benim mesela öğrendiğim tiyatroda, Adana'da tiyatro yaptım. Öğrendiğimiz tiyatroda bir şey yoktu ki, biz de işte yani cebimizden çıkan şeyi kabul ederdi o zamanki reji. Bir de biraz sağ açalım, bilmem ne yapalım falan. Hani ben Engin Alkan tiyatrosunda sağ tarafa yürümem gerekiyorsa ona bir sebep bulmam gerektiğini öğrendim. Neyi neden yapıyorum? Şimdi bunu yapıyorum da niye yapıyorum öğrendim. Ters köşe mevzunu ondan öğrendim. Oyun yazarken de aynı şeylere bakıyorum. Evet, burada diyorum Engin Alkan kokusu var. Ben o adamdan öğrenmiş ve bu cümleyi ben mi yazdım diyorum. Aa bir dakika, bu oyunu böyle ben mi kurguladım diyorum. Ki Sinem Özdek'le çalıştım. O da yıllardır Engin Bey'le çalışır ve Sinem çok büyük şey yaptı. Biz oyunu kendimizce bir yere getirmiştik. Sinem geldi, izledi, baktı. Dedi. Ne e'si dedim. Metni oynamışsın, okey dedi. Aralar. Ne araları Sinem dedim. Benim öğrendiğim tiyatroda çünkü bu yoktu. Metni oynayıp çıkardık. Dedi ki Seyhancığım, bunun araları, sen bunları öğrendin. Kaldım. Dedim evet. Öğrendiğim şeyi uygulamamıştım. Ve Sinem'in bana o tokadından sonra oyun bambaşka bir yere gitti. Ben bazı şeylere böyle çok inanmam. Böyle çok bildiğimden değil de karşı tarafa kendimi teslim edemem. Teslimiyetçi bir şeyim yok. Karşı tarafa güvenmem lazım. Sinem bana bunu söylediğinde ve ben bir dakika ya ben bunu evet öğrenmiştim dediğimde, gerçekten her oyunumda da Ankara'da işte Güven Park'a gidiyor karakterim. Replikleri var. Gerçekten Güven Park'a gidiyorum. Gerçekten o ağacı görüyorum, o yaprağı görüyorum ve şeye inanmazdım ondan önce. Ben o yaprağı gördüğümde seyirci de göreceğe inanmazdım. Gördü seyirci. Ben bir bayram sabahı sahnesi var. Kendi hayatımda da deneyimledim. İşte bayram, aileler yok, bilmem ne yok.
kendi kendimize kalırdık ve bir duygusallık olurdu. Durduk yere işte belki arabeskler bir şeyler. Çok alkol alan biri değilim ama belki de içki içilir, ağlanırdı bilmem ne. Ben her oyunda yanımda gerçek arkadaşlarımı, işte Sarıdeniz, Nehir falan böyle arkadaşlarımı, onlarla beraber oturdum o sahneye. Gerçekten o an oradaymış gibi ve seyirciyi en çok etkileyen sahneler oldu onlar. Yani bunu ben Engin Alkan'da öğrenmiştim. Sinem de beni kendime getirdi. Bir dakika sen bunu öğrendin diye. Yani o yüzden Küründen Kabare'nin her yerinde Engin Bey'in parmağı var. Şahane bana şey. Öğrettikleri. Ve bırakın Küründen Kabare'yi. Matmazel Koko'yu oynuyorum. Bir komedi kara. Baktığın zaman aslında böyle sanatsal bir yanı yok görünüyor. Lay lay lom yapıyoruz belki bilmem ne. Ama orada kurduğum komedi matematiğinde de Engin Alkan parmağı var. Yani o yüzden benim için çok önemli bir yerde duruyor. Hocam diyebilir miyim? Kendi açımdan tabii ki derim bin kere hocam. Ve çok büyük minnet duyuyorum kendisine. Ama hani sanki ona layık mıyım o kısmını şey yapamıyor. Yani o da bana ilgi gösterebiliyorum. Seviyor beni. Ve bilmiyorum belki öğrencisi olarak görüyordur. Onun çünkü workshoplarına falan da katıldım ve çok yüce gönüllüdür. Yani benim onunla katıldığım workshoplarında beraber katıldığımız herkes konservatuvar mezunuydu. Hı hı. Adam bir şey anlatacak mesela. Konservatuvar birinci sınıfta herkesin öğrendiği şey ve ben bilmiyorum. Bilmediğim biliyor ama hiçbir zaman bunu oraya şey yapmadı. Anlattı. Bu bardak böyle konulur, böyle çevrilir biliyorsunuz ama bana öğretiyordu orada. Biliyorum yani. O yüzden Engin Bey çok önemli bir yerde duruyor benim için. Kendisi beni öğrencisi olarak kabul ediyorsa tabii ki hocam. Harika. Yani. Peki şey bu kamera önünde yaptığın işlere gelirsek. Hı hı. Genellikle sana trans birey rolleri mi geliyor? O tarz roller mi geliyor? Yoksa senin düşlediğin kadın rollerde geliyor mu? Ya şöyle, şimdi kadınlık ve trans kadınlık algım artık başka bir yerde geldiğimiz noktada. Çok biraz cinsiyetsiz de bakıyorum. Kendimi trans kadın olarak tanımlıyorum. İşte buradan bir mücadele sürdürüyorum ama artık umurumda bile değil. Ben çok hatırlıyorum yani 20 yıl önce setlere gittiğimde set işçileri dalga geçerdi cinsiyet kimliğimizle. Yani ben oradayken gidip bakkala permatik var mı diye bağıran set işçisi de gördüm. Çok korkunç rollerde de oynadım. Asla istemediğim, tarzım olmayan, ajite eden, hep benzeşen şeyler sırf kendimi oralarda var edebilmek için. Bunu bir iki arkadaşım daha yaptı ve gerçekten kendimizi bir şekilde var ettik. Ama geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Teslimiyet diye bir filmde oynadık. Ana karakterler translar ve orada bir yapımcımız var. Neyse filmi çektik bitti bilmem ne oldu. Başka bir filmde bir trans karakter oynayacak ana karakter. Benim yapımcım o yapımcıya diyor ki Seyhan'la çalışabilirsin bak disiplinlidir ve memnun kalırsın. Adam yok ya şey yapamam o şimdi gelir burada sette problem çıkarır diyor. Yani sen bir trans kadın hikayesi çekeceksin ve ön yargına bak. Yani böyle yerlerden çok geldiğimiz için çok kötü şeyler yaptığımı düşünüyorum şu ana kadar. Hiç istemediğim atıyorum transfobik olduğu çok bariz olan dizide gittim oynadım. Ama orada mesela başka motivasyonla oynadım. Dedim ki oyuncu olmayan birisi buraya gittiğinde birincisi kötü performans sergileyecek. İkincisi de her şeyi oynayacak burada. Yani ben o cümleyi tonlamasını bile değiştirerek başka bir yere alabilirim gibi. Veya bir sürü yerde transfobik şeyler söyleniyordu benim olduğum sahnelerde. Ama trans olarak karşılığını veriyor. Atıyorum bir karakol sahnesi hep bunu yazarlar zaten. İşte mutlaka orada bir atanmış isim, erkek ismi. Ama bu erkek ismi de böyle Berk falan da değil. Abdurrahman bilmem ne diye hitap edilir. Ve yazılan işte, oynanan işlerde de öyle. Oradaki trans karakter de buna ya güler ya kabul eder. Ben hiçbir karakterime kabul ettirmedim. İkna ettim hep. Dedim ki bak böyle bir şey olabilir. Hani polis gelir Abdurrahman der ya da oradaki birisi. Ama o der ki bir saniye benim adım Alev. İşte bir dakika ben o değilimi kabul etmediği bir yere gelir diye böyle bir dönüştürme üstünden giden şeyler oldu. Son döneme kadar zaten ben artık böyle televizyon piyasasında yokum. Yani hiçbir şey oynamıyorum. Ne kendim şey yapıyorum ne artık menajerim var galiba bıktım. Yani Matmazel Koko'yu bile çünkü şöyle bir durum oldu. Güya televizyon karşısına çıkmamızda bir sakınca yokmuş
gibi görünüyor ama ben bir tiyatro konseri sundum ve yanımda 20 tane star oyuncu vardı. Hepsinin haber değeri var. Aralarında da ben vardım, Matmazel Coco, ve basın şeyini benim basın danışmanım ayarlamıştı. Onlarca kamera vardı. Dizdiler bizi şeyin önüne. Bir tanesi kamerasını kaldırıp da görüntü almadı. Hemen anladım benden kaynaklı olduğunu. Terk edip gittim oraya. Mert Fırat var, o var, bu var. Bir sürü insan. Hepsinin haber değeri var. Sizinle özel röportajlar yapabilir miyiz diye. Sonra benim basın danışmanım sordu. X televizyonun muhabiri dedi ki, abi biz hani Matmazel Coco'yu tanıyoruz. Bize bültenleri de geliyor. Hı hı. Çünkü o dönem çok fazla bülten yazıyor. Her işimizi gönderiyorduk, hı hı, falan. Ama nasıl olsa yayınlamayacaklar diye şey yapmadılar. Şimdi sorsan, yo işte yasak yok, Ayta nasıl çıkıyor diyecekler. Şunu bekliyorlar. Yani ben, beni bir oyuncu olarak değerlendirmedikleri ve korktukları için, biraz kraldan çok kralcılık mevzuu da var. Bir yarışma programına katılmıştım. Benim böyle bir roman karakterim var. Yine Matmazel Coco oynuyor. 4 dakika zaman vermişler. Dediler ki 4 dakikanız var. Ben de size söylediğim gibi dedim ki, çok konuşurum, bana işaret edin. Yani oynuyorum. 4 dakika 50 kere geçti. E hadi ben gideyim diyorum. Yok işte biraz daha kal falan diye. Beni orada 23-24 dakika çekim yaptık. Bunu nereden baksanız işte 24 dakikaysa 23'ünü montaja koydular. Bir dakika beni fragmana koydular. Ben o gün oradan sahneden indiğimde jüri mi yapsak bu karakteri diye düşündüler. Ama cesaret edebildiler mi? Hayır. Yapsalardı iş yapar mıydı o iş? Yapardı. Kimse bir şey der miydi? Belki de demezdi. Bu cesaretsizlik. Yine tanıdığım bir yönetmen bir falcı karakteri için beni istedi. Seyhan, seni çok istiyorum ama dedi hani kanala da onaylatacağız bunu. O da işin verir misin? Dedim veririm. İki tane şey yaptım. Birisini daha düz Türkçeyle, birinde Şiveli, Adana Şivesi çok cebimde. Oradan çok da tatlı oldu. Kadın dedi ki ben bu Şiveli'ye bayıldım. Bunu şey yapıyorum. Oynatmadılar beni. Dedik çok üzgünüm. Yani şey yapmadılar bile, hani cinsiyet kimliğin dolayısıyla yanaşmadılar bile. Sonra benim oynamam düşünülen karakterde çok feminen bir gay karakter kullandılar. İkiyüzlülük, yani şey diye bakıyorlar. İzmir'de falan böyle şarkıcılar var. Erkek ismiyle hani olan, işte atıyorum Ahmet Ersoy, uyduruyorum şu an ismi. Onlar bayağı böyle kadın saçı, kadın makyajı, kadın elbisesi giyip sahneye çıkıyorlar. Yani Zeki Müren'in zamanında yaptığı şekilde. Zeki Müren'in biraz daha ilerisini drag yapıyorlar. Drag yani bir tür. Bayağı drag, ya aslında trans, hani fiziksel olarak baktığında kadın yani görüyorum ben orada. Evet, göğüs protezleri yok belki, işte cinsiyet uyum operasyonları yok ama ben kadın görüyorum orada. Onları mesela seyirci bile, ha yok o öyle değil, onun çocuğu var, sahne için öyle yapıyor diyor. Ya şimdi kim sahne için böyle bir kılık yapabilir? Nasıl böyle? Yani bu bir ikiyüzlülük ve beni kabul etmeyen sistem benim yerime çıkan karakteri kabul ediyor. Çünkü orada kendini kandıracağı bir şey var. Ben de kandıracağı bir şey yok. Ayan beyan biraz ortadayım diye. O yüzden bu sebeple çok televizyonla ilgili bir şey yapmıyorum. Hani işte Ayta nasıl çıkıyor, bilmem kim nasıl çıkıyor dediğinde bekliyorlar ki ben TikTok'ta meşhur olayım. Yani önüne geçilemez bir meşhurluk olsun istiyorlar. Ayta bir şekilde çok çabaladı, hak etti, buna da inanıyorum. Meşhur oldu ve evet onu çıkarıyorlar. Ama emin olun o da çıkarken 10 programa çıkacaksa 5'ine çıkıyordur, bir şey oluyordur. O yüzden onunla ilgili çok çabalamıyorum. Daha çok böyle işte bağımsız sinemada işi yapıyorum. Güzel şeyler de yaptığıma inanıyorum son dönemde. Çok daha beni böyle tatmin eden bir şey yaptım mı? Hayır. Hep trans karakterler miydi? Evet. Ama yine de şöyle yapıyorum. Sadece trans kadın oynamak istemiyorum bir yandan. Ama bir yandan da bırak ya oynayayım, ben oynamayacağım ki mi? Doğru oynayayım en azından. Çünkü bir sürü dramatik işle gördük yani. Kafasına peruk takmış, karikatürize adamlar oynadılar yani bu işleri. Bari en azından onu oynayalım. Aksine beni trans rollerine de almıyorlar. Çünkü akıllarındaki trans imajına uygun değilim. Yani bugün yazarlar artık değiştiler. Mesela ben bazen böyle ya diyorlar işte X şeye, platforma iş yapacağız. Bunu yazdık bir bakar mısın falan demeye artık başladılar. Ama bir tık öncesinde trans deyince akıllarına, kafasına sarı naylon peruk takmış, sakalını yeni tıraş etmiş adam geliyordu ve böyle tipler çıkarıyordu. Tiyatroda bir tık değiştirdiler. Şimdi sinemada da artık yeni yeni, özellikle bağımsız sinemada görüyoruz. Senaryo okuyorum bir sürü. Adam akıllı olan senaryoların hiçbiri çekilemiyor. Nerede saçma sapan bir iş var? Nerede transfobik bir iş var?
görüyorum çekiliyor. Ben oynamasam da bilmem ne olsa da. Ben şimdi işte Kutlu Ataman'ın bir filminde oynadım. Ona çok heyecanlıyım mesela. İlk defa kendimi bu kadar yönetmene bırakarak oynadım. Hı hı. Çünkü Kutlu'nun farklı bir tarzı var. Sen prova yaparken koyuyor. Bilmem ne yapıyor falan. Bir iki kişi de böyle izlediler filmi. Ben de işte ses için gittiğimde nasıl falan diye sorduğumda çok beğendiklerini söylediler. Ona biraz heyecanlanıyorum. Güzel yaptığım işler var ama hep trans karakterler. Anladım. Peki neredesin aşkım? Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Olur, pardon. Neredesin aşkım? Biraz fazla ilgi gördü. Hı hı. Bence hani sebebini bilmiyorum. Bazen bir şey yapıyorsun ve öyle şeyler oluyor. Bana göre eksik çektiğimiz ve montaj kısmında eksik olan bazı yerleri var ama sonuç itibariyle beğeniyorum ben o filmi. Oynadığım şeyi de baktığımda çok tatmin olmasam da beğeniyorum. Çünkü orada çok iyi bir sahne vardı. İşte bu arasını oynama mevzunu yaptım. Tak diye makaslamışlar falan böyle dedim ki ya yapmayın bunu nasıl yapabilirsiniz? Çünkü finale doğru bir sahnesinde bir trans kadın işte başka transların öldürülmesi üzerine bir travma yaşıyor. Ve diyor ki bir dakika madem ölmem gerekiyorsa siz beni öldüremeyeceksiniz ve intihar ediyor. Çok acı bir sonu var. İntihar etmeden önce de annesini arıyor. Hı hı. Belli ki yıllarca annesini aramış. Sadece sesini dinlemiş. Ama o gün ilk defa hani bunu yapmışlar. Aramış annesinin sesini de. Ben gerçek hayatımda da başka arkadaşlarımdan özellikle benden önceki jenerasyonda böyle şeylerle karşılaştım. Annesini arayıp sesini dinleyen, ailesinin sesini dinleyen. İşte annesi de biliyor çocuğu arıyor. Ama konuşmuyorlar. Belki annesinin olduğu ortamda babası var gizli. Böyle sadece açıyorlar ve duruyor. Bu benim için çok acı bir şey. Bunu oynadım öncesinde. Çünkü şey diyor. Yani replikte şey var. Dur kapatma benim diyor. Ama onun öncesinde ben geldim. Makyajını siliyor. Bir şey yapıyor. Telefonla çok ilişki kurmuştum mesela orada. Arasam mı aramasam mı? Bayağı bu ara muhabbetini yapmıştım arasını oynamayı. Ve çok güzel bir anda onu alıyor. İşte Ayze'yi yukarı kaldırıyor, annesi sesini duymasını diyor. Sonra karar veriyor, sonra diyor ki dur kapatma benim. Ama bunu montajda araya görüntü atıp dur kapatma benimden almışlar. Atıyorum, bunu seyirci bilmiyor. Oradan çok etkilendiler ama. Ya diyorum keşke böyle yapsanız, öyle bir iki bir şey var. Ama onun dışında film güzel tepki aldı. Seyirciden de güzel tepki aldı. Yurt dışında da gösterildi. Yurt dışında gösterildi. Ödüller de aldı. Yok insan hakları ödülü falan gibi bir takım ödüller de aldı. Ama onu zaten çok özenli iki insan çekti. Amerika'da falan yaşıyorlar. Biraz oradaki piyasayı biliyorlar. O kafadalar ve oradan okudular açıkçası filmi. O yüzden o benim... İyi bir yerde duruyor benim yaptığım şeylerin içerisinde. Dünyada şimdi bu sosyal medya platformları ve dijital platformlarda film gösterimleri fazlalaştıkça genel yargıların hüküm sürdüğü işler yavaş yavaş elimine olmaya başladı. Evet. Farkındasındır sen de. Müthiş bir değişim yaşıyor bu anlamda dünya. Yani o bütün dünyada sadece Türkiye'de yaşanmıyor bu. Bütün dünyada bir kentlilik durumu oluşmaya başlıyor. Kentin yaşantısının kuralları birçok yere yayılmaya başlıyor. Ve bizler kent yaşamının daha çok öne çıkarttığı türlü figürlerle ve durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki kendi sesimizi duyurabildiğimiz sosyal medya platformlarımız da var. Şimdi işte örneğin bu dijital platformlarda artık transseksüel oyuncu kullanmaya başladılar. Eşcinsellik artık eskisi kadar bir tabu olmaktan çıktı. Hı hı. Sen hatırlamayabilirsin. Birdie diye bir film vardı. Nicolas Cage'in oynadığı bir film. Vietnam Savaşı'na giden iki arkadaşı konu alıyor. Ve o arkadaşların eşcinsel olduğu üzerine bir şey çıktı. Hı hı. İşte milletvekilleri açıklamalar yaptı. Biz o filmi TRT'de oynatmayız falan diye. Film oynadı. Hiçbir şey yok. Yani filmi oturduk izledik yani. Öyle bir şey yoktu filmde. Söylentisini çıkarttılar. Hoş olsa ne olacaktı? Ya ama sadece karakterler eşcinseldi. Yani nereden nereye gelindi anlamında söylüyorum. Çünkü kısa bir zaman aralığında olduğu zaman çok hızlı ilerliyor. Şimdi artık hepimizin de kendi sayfaları var. Senin sayfaların var. İnsanlar mesela sana ulaşıyorlar mı? Yani dünyanın dört bir tarafında mesela senin filmini izliyor. Mesela yabancı ülkede ya da Türkiye'de. Ben de
diye sana ulaşanlar oluyor mu tabii mesela? Tabii ki. Yani benim bir kere çok yoğun bu süreç. Yani bir seyirci kitlem var. Yani bu hayranlık mevzu üstünden ulaşanlar var. Bir bana güç veriyorsun diyen LGBT'yi artılar var. Bir de ben neyim? Ne yapmalıyım? Nereye gitmeliyim? Hani sen başardın, ben nasıl başarabileceğim diyenler var. Ve bunların yaşları da aslında farklı. Küçük çocuklar da ulaşıyor bana. Ve bazen mesela ben onları tehlikede hissettiğimde durduruyorum da. Yani şey zannediyorlar, ben böyle trans çocuklardan falan bahsettiğimde ay hadi gelin hepiniz işte şey yapın, kılık değiştirin fiziksel olarak. Böyle bir şey söylüyorum. Gelin seks işçiliği yapın diye sanki böyle bir şey çağrımız varmış gibi hissediyorlar ama atıyorum çocuk bana yazıyor, diyor ki Artvin'deyim, uyduruyorum şimdi şehir, ya da Muş'tayım, şuradayım, buradayım. Ben yırtık kot pantolonu giydim, ne bileyim saçımı boyadım, bilmem uzattım, işte babam dövdü, annem böyle yaptı falan filan. Diyorum ki bunu yapmak zorunda değilsin aslında. Yani eşcinselsin diye ya da transsın diye kendini nasıl tanımlıyorsa karşımdaki. Aslında o yırtık kotu giymek zorunda değilsin. Bak ben de giydim. 15 yaşında kotumu ters giyiyordum. Saçımı palyaçoluk yapıyordum. Palyaço boyasıyla böyle renklendiriyordum. Masmavi saçlar yapıyordum. Bakıyorum orada bir isyan vardı bizim zamanımızda. Farklı olma çabası vardı. Kendini gösterme şeyi vardı ve öğretilmiş eşcinsellik, öğretilmiş translık gibi şeyler de vardı. Hani çünkü aslında hepimize şöyle davranacaksın diyen bu genel ahlak ya da toplumsal cinsiyet diyor ki eşcinsel ya da transa. Sen eşcinselsin, böyle davran. Elini böyle yap, ay de. Böyle konuş, bilmem. Ve biz de ister istemez bu toplumda büyüyoruz ve böyle zannediyoruz. Etkileşerek bizi. Tabii birbirinden tabii bir ki. Hareket birlikteliği oluşuyor. Yani baktığım zaman ben mesela kaşlarımın ortasını aldığımda evde kıyamet kopmuştu, hatırlıyorum. Şimdi şey düşün, ben güçlü bir karakterdim. Ailem öyle baskıcı bir aile değildi aslında falan gibi şeylerim var ama şimdi Artvin'de, Muş'ta, orada, burada, Erzurum'da olan bir çocuk o yırtık kotu giyerse başına ne gelir diye diyorum ki giyme ya. Giymek zorunda değilsin. Hep şey yaparım onlara, böyle bir adada olsaydın tek başına o yırtık kotu, öyle kotu yırtık mı giyecektin? Giymek istiyorsan yine giy diyorum. Ama diyorum bak kendi hayatını kurana kadar böyle böyle yapsan giyme, sen ne olur sence falan, şöyle mi davransan acaba diye. Aa doğru söylüyorsun abla diyor. O çocuğa eminim ki 1000 kişinin söyleyip yaptıramayacağı şeyi ben yaptırıyorum. Bunun neden? Çünkü akran işte. Olduğumuz için. Çünkü kendimden pay biçiyorum. Ben de 15-16 yaşında bir trans ablaya ihtiyacım vardı ve o zaman yoktu. Ama şimdi daha kolay ulaşabiliyorlar. Ya da ne bileyim 40-50 yaşında birisi bana yazıyor, diyor ki ben neyim? Diyorum ki bilmiyorum, sen nesin? Hani kendini ne hissediyorsun? Adlandırmak zorunda mısın? Ya da böyle böyle hani şöyle hissediyorsan böyle, böyle hissediyorsan böyle adlandırılıyor ama ben artık kendimi adlandırmıyorum. Önemi yok falan diye böyle konuşuyoruz. Bazen de şunu yapıyorlar. Ya helal olsun, ben yapamadım. Ben hani benim bir tane şeyim vardır. Düştüğüm nehri seçmedim ama tutunduğum dalları seçtim. Mutluyum dediğim bir şey var. Bazen bana diyorlar. Ben düştüğüm nehirde gitmek zorunda kaldım. Dalları tutunmadım. Hayır. Ama sen çok güzel dal tuttun. Tebrik ederim. Bana güç veriyorsun falan diye. Böyle şeyler çok oluyor bana açıkçası. Ve ben de ciddiye alıyorum bu insanları. Bayağı günde 10-15 mesaj cevaplıyorumdur herhalde. Vay böyle. Be. Bu da işte bir şekilde belirli mecralardan ulaşabildiğimiz anlamına gelir. Sadece aslında tiyatro... Sadece sinema değil yani, ben Matmazel Coco'yla da büyük bir kesime ulaştığımı düşünüyorum. Çünkü yani atıyorum bugün işte X Drag Queen kulübüne gidersin, oraya o şeyle gidersin. O altyapıyla gidersin ve orada bilirsin drag queenlerin sana ne yapacağını, nasıl bir şey izleyeceğini. Benim çıktığım yerlerde hiç buna hazır olmayan seyirciye çıkıyor. X şarkıcıyı izlemeye geliyor ya da bir mekana bir sebeple gelmiş o. Karşısına ben çıkıyorum ve bir saat biraz da onları domine eden bir program yapıyorum. Bu tabii ki bana cinsiyet kimliğim üzerinden nasıl yansıyor? Hep şeyi bekliyorlar. Bazen mekanlar da onu yapar. Ya tamam işte gel bize iki tane küfür et bilmem ne yap. Diyorum ki benim komedi anlayışımda küfür yok. Ben küfür ederek yapmıyorum. İma yapıyorum. Şaka yapıyorum. Dünyanın en iyi şakasını da yapmıyorum. Saçma sapan şu bardağın içindeki su üzerinden bir şaka çıkıyor. Bütün gece hepimiz buna gülüyoruz dönüp dönüp.
Gün sonu baktığında neyi güldük ortada? Yani birini anlatsan gülecek bir şey yok. Öyle olur diye böyle eskiden ben bunu çok yaşadım. Kendi aranda bir şeyi gülersin, sonra anlattığında o hiç komik değildir. Öyle bir şeyi var, matematiği var Mademoiselle Coco'daki mevzunun. Orada insanlarla bağ kuruyorum. Ne bileyim Samsun'a gidiyorum, Antep'e gidiyorum, bilmem nereye gidiyorum. Ve cinsiyet kimliğim de ortada. İlk etapta insanlar böyle bir ön yargıyla kalıyorlar. İşte tırnak içinde söyleyeyim, ağır abiler falan ne oluyoruz oluyor. Ama o bir saat, bir buçuk saat program yaptıktan sonra başka bir yere geliyoruz. Ve eminim onlar da bu kanalı da açıyordur. Çünkü ben işte Dada Salon'da çalışıyorum ve Google aramalarıma baktığımda bir sürü şeyde şu yazıyor. Dada Salon Mademoiselle Coco kimdir? Çünkü orada aslında bana gelmiyorlar. Oyuna geliyorlar. Okan Bayülgen adına geliyorlar. Ve birden onları kapıda döpiyesiyle bir drag queen karşılıyor. Ne oluyoruz diye. Çok büyük bir şey de yapmıyorum. İki şarkı söylüyorum. 10 dakikalık bir show yapıyorum. Ama o aramalardan gördüğüm kadarıyla bir etkisi oluyor. Bir şey oluyor. Mesela oradan görüp oyunuma gelen insanlar oluyor. Ya da tam tersi oluyor. Gece kulübünden benim tanıdığım bir sürü seyircim var. Artık böyle samimi. Takipteler beni. Bir yere imza gününe gitsem oraya geliyorlar bilmem ne. Ve onlarda da şey oluyor. Mesela benim işte tiyatro yapıyor olmam. Ya da bu alanlarda da çalışıyor olmam. Ya da ne bileyim işte X platformda sesimi duyuyorlar. Ya o sen değil miydin falan diye. Geçen gün oldu tanımadığımda bir seyirci. Bütün pandemi senin sesinle geçti. İşte pozu izledim sonra bilmem ne yaptım falan. Sana artı bir şey oluyor bu tarz işlerin. Ve gün sonunda baktığında ben bir trans kadınım. Ve onların aklındaki trans kadın imajına belki de uymuyorum. Belki de aslında konumlandırdıkları yerden başka bir yere gidiyor ve bu benim hayatta yapmak istediğim şeyin tam eşittiri. Hep aynısını söylüyorum. Öteki olmak tanışmamakla alakalı. Tanıştığın anda gidiyor. Ne güzel söyledin. Bizim de çünkü öyle bir şeyimiz, şehir tiyatroların kapanma döneminde ben çok net hatırlıyorum. Birlikte çok yürüdük. Evet. Yani yürümeden mesela şey olmuştu. Ben böyle hep tiyatrocuları başka bir yere koymuştum açıkçası. Sinemada çok karşılaştım transfobik insanlarla falan. Tiyatrocular sanki benim için bir level daha başka bir yerdeydi bilmem ne. Ve ben o dönem hiç kimseyi tanımadan oraya geldiğimde gerçekten tiyatroya minnetim var. Çünkü hep beni sanatçı çocuk etiketi üzerinden kurtardı. Olduğum bütün alanlarda. 15-16 yaşında Ankara'da pavyona gittiğimde transların olduğu yerde orada o ablalarım da beni korudu. Bu sanatçı çocuk diye. Hep öyle bir şey olduğu için tiyatroya hakikaten minnetim var. Şu an bana biçilmiş yolda değilsem, başka bir şeyler yapabiliyorsam, istediğim şeyi yapabiliyorsam bu benim tiyatro ile meç olmamla alakalı bir şeydi. O gün orada mesela onunla geldiğimde ilk böyle şey oldu. Hatta şakasını yaparım. Bir sakız reklamı var, böyle yaşlı dedeler var, bir şey oluyor diye dönüyorlar. Ben şeyde Muhsin Ertuğrul'da böyle herkes gelmişti. Sonra bizi bir çıkarmak istenildi. Bir şey oldu. İşte herkes çıktı. Ben ne münasebet canım, bu sadece sizin tiyatronuz değil, bizim de tiyatromuz gibi bir şey söyleyecektim. Halbuki orada işte hep de şey yapıyorum. İstisan. İstisan'ın toplantısı olacaktı halbuki. Ben bilmiyordum ama onu hani şey gibi algıladım. Şehir tiyatroları, oyuncuları toplantı. Bu sizin değil ki hepimizin meselesi gibi bir yerden bir şey söyledim de. Bayağı orada fiziksel olarak olmasa da böyle o yaşlı dedeler gibi huu diye bir dönüp bakmışlardı. Bir dakika burada bir trans kadın var falan diye. Ama o süreçte çok şey oldu böyle kaynaştık bence insanlarla. Ve şey gibi de oldu hissediyorum. O yüzden şehir tiyatrolarını öncesinde de çok seviyordum ama çok seviyorum şu anda. Böyle şey yaptılar böyle bir belki ilk etapta pozitif ayrımcılıktı ama böyle bir kol kanat geldiler benim oyuncu olduğumu. Önce seyirci zannetmişlerdi. Oyuncu olduğumu da öğrenince falan. Yani o tanışma mevzu... Bir hoş geldin durumu oldu yani, evet, değil mi? Evet, yani orada tanışılmış o negatif bir durumdan başka bir şey çıktı. Belki tanışmasaydık hiç o bağları kuramayacaktık insanlarla. Marx'a sormuşlar. Demişler ki hayatını tek bir kelimeyle özetlersen ne dersin? Mücadele demiş. Şu an karşımda bütün hayatını mücadele ederek kazanmış ve mücadele ederek böylesine zorlu bir coğrafyada belki de hayal ettiğinin, belki de umduğunun çok ötesine gelmiş, belki de daha hiç umduğunun daha başında olan birisi var. Seyhan Arman, sana çok teşekkür ederim Seyhan. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
Senin uzun tiratların arasına çok fazla girmek istemedim. Çünkü çok güzel ifade ediyorsun kendini. Levent Üzümcü'yü konuşturmadı diye yorum gelecektir. Hayır, hiç öyle bir şey yok ama inan bana birçok konuya değindik seninle birlikte burada. Sadece trans bireyler üzerinden, LGBT'yi artılar üzerinden gitmedik. Ama aynı zamanda sanatın gerekliliklerinden de bahsettik ve onlara senin katkından bahsettik. Sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim davet için. Her zaman. Evet sevgili seyirciler, çok teşekkür ediyorum bu pazarda konuğumuz olduğunuz için. Levent Üzümcü ile Artı TV stüdyoya döndü. Artık bundan sonra stüdyomuzda olacağız. Hepinize sevgiler, selamlar, iyi pazarlar.